Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, bereketli üretimler diliyorum. Bugün şöyle ufaktan bir günlük işten geldiğimiz zaman neler yapıyoruz onu çekelim istedik. Arkadaşlarımız görmek istemiş. Daha önceki videolarımızda gerçi bunlar mevcuttu fakat akşam özellikle geldiğimde neler yaptığımı artık sizler zaten ezberlemişsinizdir. O yüzden hemen geçiyorum arkadaşlar. Diyorlar ki abi bu kadar da uğraşılır mı? Vallahi helal olsun diyen arkadaşlarımız var. Uğraşıyoruz çünkü nedir arkadaşlar? Severek yapıyoruz, severek üretiyoruz. Sizler eğer ki muhabbet kuşu üretimi yapıyorsanız ve bu işi öylesine yapıyorsanız zaten nedir? Bir sürekliliği arkadaşlar maalesef ki olmaz. Muhakkak ki muhakkak yaptığınız işi her ne olursa olsun sevmeniz gerekiyor. Sevmediğiniz zaman zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar süreklilik maalesef ki olmuyor. Belli bir zaman sonra artık nedir arkadaşlar? Sıkılıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Çünkü o işe karşı herhangi bir bağımız olmamış oluyor sevgili dostlar. Evet. Hemen hemen arkadaşlar hemen hemen de demeyelim. Genelde benim her gün arkadaşlar yaptığım ilk işlem akşamları geldiğim zaman ister ertesi gün ilaç vereyim, istersen temiz su vereyim, hiç fark etmiyor sevgili dostlar. İlk yaptığım işlerden bir tanesi nedir? Her gün geldiğimde işten daha gördüğünüz gibi üstümüzü de değiştirmedik. Hemen şöyle suluklarımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Suluk temizliği, suluğun temiz olması muhabbet kuşu üretiminde sevgili arkadaşlar büyük önem taşır. Hastalıkların, birçok bulaşmanın ana nedenlerinden bir tanesi sulukların kümesimizde, kafeslerimizde çok beklemesi ve arkadaşlar bu yüzden de oluşan hastalıklar sevgili dostlar. Suluklarımı topladıktan sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Şuradan yem kabımızı alalım. Suluklarımızı topladıktan sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle koyalım. Hemen başlıyoruz. Boş yemlerimizi arkadaşlar şöyle. İlk önce şunu bir boşaltalım. Akıl yemliklerimizin altında kalan arkadaşlar boş. Şöyle şu hazinelerimizi hemen boşaltıyoruz sırasıyla tek tek bunları hallediyoruz hemen altlarında birikmesin diye şu şekilde bunu arkadaşlar bu size gösterdiklerimi günlük olarak aksatmadan yaparsanız eğer emin olun ki herhangi bir sorun yaşamayacaksınız özellikle suluklardan geçen hastalıklardan kaynaklanan problemlerle pek karşılaşmayacaksınız. Buna çok dikkat edin. Şimdi suluklarımızı topladık. Tüm haznelerimizi, akıllı yemliklerimizin haznelerini ister dolu olsun, yani dolu olduğunu zaten boşaltmak zorundasınız. İsterseniz de altında çok az dahi olsa günlük rutin bir şekilde akıllı yemliklerimizin haznelerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kaba topluyoruz. Bunlar epey bir biriktikten sonra sevgili arkadaşlar bunları yemeleme makinesinden geçirerek epey de bir yem tasarrufu sağlamış olacağız. Şu şekilde ben şimdi bunların altlarını da hemen toparlayalım ve devam edelim sevgili dostlar. Hem de size böyle bir video da çekmiş olayım. Akşamleyin işten gelince yapılacaklar arkadaşlar. Evet. Atlarımızı, hazinelerimizi boşalttıktan sonra hemen eksik olan yemlerimizi üşenmeyin arkadaşlar. Hemen şöyle akıllı yemliklerimizin hepsini yemlerimizi tamamlıyoruz. Sizlere tavsiyem, beni takip eden arkadaşlar kemik kadro bilir. Günlük olarak aslında neler yaptığımızı hemen şu şekilde
doldurmaya devam edelim. Sorularınız varsa yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Instagram üstünden yüzlerce mesaj alıyorum arkadaşlar. Bir gün içinde. Kafadan yani şöyle söyleyeyim. En az bir her gün 50 mesajım var. Sevgili arkadaşlar. Ben de o mesajlar doğrultusunda aynı zamanda da sevgili arkadaşlar bana hangi video hakkında, hangi konu hakkında video çekmemi siz istiyorsanız o konu hakkında ben zaten videoları çekiyorum. Çektiğim tüm videolar şu ana kadar arkadaşlar kanalımda tahminimce 150'ye yakın video mevcut. Bu 150 videonun en az 130 tanesi sizin isteğiniz doğrultusunda bana gerek YouTube videolarının altında gerekse Instagram'dan ulaşarak bana söylemiş olduğunuz konularla alakalı videolar. En fazla dediğim gibi 15-20 tanesini ben kendim çekmişimdir bu video gibi sevgili arkadaşlar. O yüzden çekinmeden söyleyeyim, ben her istediğinizi zaman buldukça çekerek sizlere ne yapıyorum arkadaşlar, ulaştırıyorum. En azından sizin de isteğiniz yerine gelmiş oluyor, yararlanmış, faydalanmış oluyorsunuz. Evet, yemlerimizi de doldurduktan sonra sevgili arkadaşlar şöyle kabımızı kapatalım. Hemen şöyle temiz suluk kabımız arkadaşlar şu şekilde. Bunu da yerine koyalım. Dediğim gibi severek üretiyoruz. Severek bu işi yapıyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız sevgili dostlar? Hemen yuvalık kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle yavrumuz içeriye atlasın, biraz orada takılsın. Şöyle hemen holluğumuzu aldık sevgili arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Çam cipsimizi şöyle koyuyoruz. Şu şekilde temiz bir şekilde hemen yavru kuşumuzu da alıp içine koyup kapatıyoruz. Bunları her gün değil de arkadaşlar direkli kontrollerinizi yaparak pis olanlarla değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Yaz ayımız da geldi. En azından daha temiz bir şekilde hareket ederiz. Şurada hemen değiştirdiğimiz yuvanın içini dökelim. Bunu da şöyle kabımızın içine atalım. Çünkü temizliğe gidecek. Evet arkadaşlar, suluklarımızı topladık. Akıllı yemliklerimizin hazinelerini boşalttık. Eksik kalan yemlerimizi tamamladık. Daha sonrasında eğer ki değiştirmeniz gerekiyorsa yuvalıkları çıkartıp arkadaşlar follukları yeni malzemeyle doldurup temiz folluklarınızı takıyorsunuz. Kuş, yavru kuşlarımızın daha sağlıklı büyümeleri açısından. En sonunda videoyu kapattıktan sonra da arkadaşlar elektrik süpürgesiyle ne yapacağız? Çekeceğiz ve bugünlük rutin işlerimizi bitirmiş olacağız. Sabah olduğunda da direktman suluklarımızı, taze su ya da bir takviyemiz varsa suluklarımızı onu doldurarak sabahtan takacağız. Yarın sabah gene benim mama görüm sevgili arkadaşlar. Mamamızı vereceğiz. Yarın temiz su geçeceğim kuşlarıma. Çünkü bugün probiyotiğim vardı. Ondan birinci günde vitamin takviyemizi yapmıştık. Yarın temiz suyumuzu koyup ertesi günü 2 gün boyunca BT Amin Forte ya da Beforvel B'ye geçeceğiz. Sevgili arkadaşlar böyle böyle devam edeceğiz. Evet, bana Instagram'dan videonun altında geçtiği gibi arkadaşlar ve videonun altındaki açıklama kısmında Instagram avciler muhabbet kusum, Instagram yedek hesabımız evde muhabbet kusum, Facebook muhabbet 54, TikTok'tan da Savas Baris olarak yorumlarını orada arkadaşlar videonun altındaki açıklama bölümünde hepsini yazıyorum. Bana ulaşabilir. İster sohbet ederseniz, ister sorularınız varsa sorarsınız ya da her zaman olduğu gibi şu videoyu, şu konu hakkında video çeker misiniz diye bana söyleyebilirsiniz. Ben hemen en kısa zamanda o işi hallederim sevgili arkadaşlar. Günlük rutinimiz
Bu şekildeydi. Haftanın iki günü ya da üç günü temizliğim var sevgili arkadaşlar. Hafta sonlarına denk getirmeye çalışıyorum. Bazen hafta içi bir iki defa da hafta içi temizliğimi yapıyorum. Bilginiz olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sloganımızı unutmadan bir önceki videomda size söylemiştim. İlk olarak bu işi severek yapacaksınız. İkinci olarak da sloganımız bu şekilde neydi arkadaşlar? Kaça satarım değil, nasıl iyi bakarım. Herkese hayırlı bol bereketli üretimler sevgili dostlar.